Merhabalar Kartv net izleyicileri. Bu röportajımızda son dönemlerde Türkiye'deki faaliyetlerini artıran terörist unsurlar hakkında vatandaşlarımızın duygu ve düşüncelerine başvuracağız. Vatandaşlarımıza, Erzurumlu dadaşlara, sizce Türkiye'de faaliyet gösteren terörist unsurların arkasında hangi güçler var sorusunu soracağız ve bunlarla nasıl mücadele etmemiz gerektiğini soracağız. Bakalım yanıtlar ne olacak? Sizce Türkiye'de etkinlik gösteren terörist unsurların arkasındaki güçler kimlerdir ve bunlarla nasıl mücadele edilmelidir? Türkiye'nin yani her tarafı düşman kaynayan bir ülke zaten. Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye'nin başına musallat olan bin türlü bela var. Yabancı güçlerden ben de şüpheleniyorum. Yani şimdi Türkiye çok jeopolitik konumu çok önemli olan bir ülke olduğu için kimse Türkiye'yi kaptırmak istemiyor. Yani kimse Rusya'da olsun, Amerika'da olsun burada ne yapıyorlar? Türkiye'yi arada çıkarları gereği kullanmak istiyorlar. Bu şekilde Türkiye yıpransın ama bizim elimizde olsun. Güçlü bir Türkiye olmasın. Yön verebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir Türkiye olsun. Bu yüzden Türkiye'yi geliştirmemeye çalışıyorlar. Türkiye'yi ilerletmemeye çalışıyorlar. Bence öyle. Bunlarla mücadele nasıl olmalı sizce? Bunlarla mücadele yani sivrisineği öldürürsün ama bataklığı kurutmazsan bir sonuca varamazsın. Ne yapacaksın? Bataklığı kurutacaksın. Kimler zaten belli. Birlik beraberlik içerisinde öz vatanımıza, milletimize, devletimize, bayrağımıza sahip çıkarsak bunların üstesinden geleceğimize hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama önemli olan işteki, yani daha doğrusu Peygamber Efendimiz'in dediği gibi, yani bizim de her kişinin de bildiği gibi diş düşmandan korkmuyoruz. İş düşman tehlikeli, yani bilinmeyen düşman tehlikeli. Münafık denilen bir şey var ya, bunlar o şekilde. Yani içi başka, dişi başka. Adam Türk ama Türk değil. Görünürde bizden daha iyi ama içi öyle değilmiş. 15 Temmuz'da bunu gördük. Değil mi yani? Bunun böyle olacağını bizler mesela hani tahmin etmemiz mümkün değildi. Biz çünkü o şeylerde değildik ama 15 Temmuz'un böyle olması... Demek ki bu da bir Cenab-ı Allah'ın bir lütfu. Şimdi bu sorunların tepreşmemesi ve devam etmemesi için ne yapmamız lazım? Önce ırklaşma sorununu çözmemiz lazım. Mesela ben Kürdüm, sen Türksün, ben Aleviyim, sen... Bunları katarsak zaten evde bile olur sorunlar. Her zaman olur sorunlar. Ne yapmamız lazım? Sürekli sevecen. Yani insanların gururlarına oynamamamız lazım. Mesela bir ortamda sürekli demememiz lazım. Lan ben böyleyim, ben Türküm, ben Kürdüm. Böyle yaptığımız zaman ne olur? Diğerlerini hep yok sayımız oluruz değil mi? Ne olur ya adam gider senden uzaklaşır başka bir yere gider. Ne yapmamız lazım? Sahiplenmemiz lazım onu. Sahiplenmezsek başkası alır. Biz almazsak kötü bir insanın eline geçer. Değil mi yani? Veya kim olabilir? Dış güçler olabilir. Amerika olabilir, İsrail olabilir. Ya der tamam ben bu ülke İslamiyet'in son temel direği değil mi Türkiye? Öyle görüyorlar bütün insanı, bütün ülke yani. Ne yapmaları lazım? Bunları biz bitirmemiz lazım. Bu ülkeyi derhal mesela ne yapalım? İslamiyet'i bitirmek için ne yapmaları lazım? İlk önce Türkiye'yi indirmeleri lazım. Çünkü bunu Çanakkale'de yaptılar. Bu nedir? Haçlı Sefer'in devamı. Ne yaptılar? Yıkamadılar. Çünkü neden? Manevi güç. Allah Celle Celaluhu İslamiyet dininin bitmesini ister mi? İstemez. İşte dediğim gibi bu ülke İslamiyet'in temel direği. Biz bu ülkeyi kuponla almadık. Kürt olalım, Türk olalım bu ülke hepimizin. Ya şimdi şöyle bir şey var. Yani her insanın düşüncesi farklı olabilir. Ama önemli olan bir şey var mesela, kenetlenmek. Yani insan kenetlendiği zaman mesela bir çubuğu, tek bir çubuk bir seferde kırabilirsin. İki tane çubuğu da o şekilde kırabilirsin ama 3-4 çubuğu bir araya getirip de kırmak istersen kıramazsın mesela. Bu nedir? Bu kenetlenmektir. İşte bu şekilde kenetlenirsek eğer ülkemiz huzurlu ve mutlu bir şekilde olduğu gibi yüzyıllarca devam edebilir. Türkiye'deki terörist güçlerin tümünün arkasında uluslararası veyahut da şöyle büyük devletlerin gizli örgütleri var. Bugün PYD'ye çok net bir şekilde arkasında duran bir Amerika var. Ve bu Amerika bizim stratejik ortağımız. Sözde ortağımız. Menfaatleri hangi kimdense orayı desteklerler. Şu anda da PYD'yi destekliyorlar. Ha bunun yanında Türkiye'deki bu ayaklanmanın arkasında da gizli örgütler vardı. Ben, 15 Temmuz'dan bahsediyorsun. 15 Temmuz'un arkasında da gizli örgütler vardı. Bunun içinde Almanya olduğunu düşünüyorum. İngiltere her zaman var.
Amerika'nın olduğunu düşünüyorum. Tek başına bu ayaklanmayı yapacak. Ben Türk insanının böyle bir cesarete sahip olduğunu düşünmüyorum. Kalkıp da kendi insanına, kendi halkına kurşun sıkacak insanların arkasında özel yetiştirilmiş olduğunu düşünüyorum bunların da. Yani çocukluktan alınıp eğitimlenerek bugünlere getirildiğini düşünüyorum. Peki bunlarla nasıl mücadele etmeliyiz sizce? Bunlarla nasıl mücadele yap? Şu andaki FETÖ ile yapılan mücadelenin aynısı PKK ile de yapılırsa başarılı olunacağını düşünüyorum. Nasıl mı olacak? Olağanüstü hal durumundan destekleyen bütün belediye başkanları alınacak. Devlet bunlara kayyum atayacak. Atanan kayyumlar devletin arabasıyla teröriste silah taşındı. Meclisten. Evet. Meclistekiler bir kere kesin net tavrını ortaya koyacak. PKK'nın yanında mı, bu ülkenin yanında mı? Aslında terör örgütlerinin arkasındaki güçler silah satan, savaş isteyen ve bu savaştan para kazanan güçlerdir. Zaten Türkiye'yi geçmişten beri rahat bırakmadılar. Bence Türkiye rahat bırakmamaların nedeni Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü bir devlet olması ve Türkiye'yi İslam dünyasının başında görmek istememeleridir. Bu yüzden ki hep İran'la işbirliği yaptılar. Zaten İran'ın geçmişine bakarsanız hiç Müslümanlarla, Müslüman harici bir ülkeyle savaşmamıştır. İranlılar o yüzden hep Osmanlı'nın, geçmişte Osmanlı'nın, şimdi Türkiye'nin başına beladır. Aynı zamanda Amerika ve İsrail zaten bildiğimiz gibi, hepimizin de bildiği gibi YPG olsun, PYD olsun, DHKPC olsun, PKK olsun, İran'daki terör örgütleri olsun, hep bunları desteklemiştir. Bence en büyük düşman içimizdeki hainler, onun haricinde dış destekçileri Siyonizm'dir. Bundan sonra en büyük güç balyozdur. Devlet artık ülke olarak balyozu tepesine indirmemiz gerekiyor. Allah'a şükür de şu anda öyle yapıyoruz. Şimdi içeride bir temizlik yapıldı. Şimdi dışarıda çok güzel, hoşumuza giden bir temizlik yapılıyor. İnşallah bunun devamı gelir. Ve kökünü kurutana kadar da inşallah güvenlik güçlerimiz geri çekilmezler. Peki, teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizce duyduğunuz az önce? Ben de arkadaşımın sözlerine katılıyorum. Fakat bu sadece Türkiye'nin sınır ötesi bir harekatıyla çözülecek bir problem değil. Terör şu anda tüm dünyada var. Belçika'da da geçen gün patlama oldu. Terör şu anda tüm dünyada. Bunu ortadan kaldırmanın tek yanı, bunun kazancını sağlayan yolları kesmek. Yani silah satarak ciddi şekilde para kazananları, silah baronları. Evet. Bu savaştan en fazla kar alıp en fazla nem alananları, eğer bir tutuklama gibi bir şey olursa eğer, hani yine terör biraz daha minimize edilir fakat bitmez. Öncelikle şöyle bir şey söyleyeyim. Orta Doğu'da genişleyen ve geliştirilen bir yapı projesi var. Bunu İsrail, Amerika, İngiltere, Fransa, Rusya, hatta buna diğer ülkeler de, özellikle Amerika. Bu ülkelerin hepsiyle beraber bir projeleri var. BOP mu? BOP da diyebiliriz. Aslında BOP adı konulmuş bir şey yani. Aslında BOP değil. Onların istedikleri farklı bir olay. Tamamen değişik bir strateji üretiyorlar. Stratejisine göre yürüyor şu an. Ve dolayısıyla bu ülkede bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, 15 Temmuz akşamından biz değiştirmeye karar verdiysek, hiç kimseyi gözü ardı etmeden biz vatandaşımıza, insanımıza, milletimize, devletimize, içimizde bulunan 70 olsa, 7 bin olsa etnik kökenimize sahip çıkmalı. Türkiye'mizi dünyaya tanıtan her şeyle beraber yine devam etmeliyiz. Buna 3. köprü örnektir. 3. havalimanı örnektir. Ya bilmiyorum yani, artık Müslümanlar, Türkler birlik beraberlik, yani bayrağımızı korumak için bilmiyorum artık yani mücadele etmemiz lazım. Birlik beraberlik olması lazım. Ya şu terörist hakkında da, yani teröristler bilmiyorum, Allah kahretsin diyelim. Ya artık bilmiyorum, artık Cumhurbaşkanımıza, askeriye, devletimize, polisimize güveniyoruz. İnşallah hallolur, inşallah düzelir. İnşallah birlik beraberlik, her şey güzel olur. Annelerimiz daha fazla ağlamaz. Daha fazla şehit olmaz, yetimler olmaz. Tek düşüncemiz yani çocuklarımızın geleceği için bile yani şimdiden düşünüyoruz yani. İnşallah güzel olur. Türkiye'nin bir defa dostu yok ki. Tamam. Haçlılarla mücadele ediyor Türkiye. Tamam. Bunlar
bunların işte tamam mı kaynakları tamam mı? Hemen hemen tamam mı? Bütün dünya tamam mı? Bunlara yardım ediyor terörist gruplara. Üstelik tamam mı? Yani hani içimizdeki şeyler bir de FETÖ çıktı. Zaten tamam mı? Yani bu FETÖ'cüler falan tamam mı? Türkiye'yi soymuş soğana çevirmişler. Bunun dışında tamam mı? Zaten PKK tamam mı? Malum. PKK malum. Peki bunlarla nasıl mücadele edilecek? Bunlarla nasıl mı mücadele edilecek? Vallahi İdam kararı çıkması lazım. İdam istiyorsunuz. İdam istiyorum ben. FETÖ'ye koca dedik, sahip çıktık. Fakat bizi aldatmış, kandırmış, oyuna yatırmış. Uçakları başımıza, bombayı başımıza yaktırdı. Bu insanın tek bir çaresi Amerika'dan alınıp ikdam edilmesini istedik kardeşim. Başka alternatif yoktur. Kesinlikle. Bu insanın, benim babam da olmuş olsa, bu insana destek vermişse, benim babamın da alınıp onu içeri mi? İçeride beslemeye gerek yok. Zaten cezaevleri full dolu. Bunları en güzel yasayı çıkartacak. Zaten Cumhurbaşkanı'nın bir sözü var. Yeter ki sen meclisten çıkart, ben imzamı atayım diye bir kelime konuşmuştum. Türkiye genelinde büyük insanlarımız ne edecek? Yasayı çıkartacak. Bu adamı alacak, halkın önünde asacak. Başka çaresi yok. Baban rahmet. Vallahi iyi günler olsun. Ben ne diyeyim, ne dedim? Ben bir şey bilmiyorum, bir şey diyeyim. Peki, çok teşekkür ederim. Allah herkese iyi günler versin. Amin. Herkese bir rahatlık versin. Amin. Daha başka bir şey diyeceğim yok. Çok sağ ol.